Deremizde balık ölümleri gerçekleşiyor. Onun için buraya geldik tekrar. Bunu yetkililere ve işte ilgili kurumlara bunların bir çaresini bulunması lazım. Bu balıkların hepsi ölecek. Bu 30 senedir bizim köyümüzde var. Sonra insanların sağlığını da etkileyecek bu durum. LPG andıran bir koku salgılıyor. Çoluk çocuk bu nefesi soluyor hepimiz. Yani bu şimdi bu deşarj deresi manyasın ta ki Longoz Ormanı'na kadar gidiyor. İki derenin, üç derenin birleşmesiyle Uluabat Gölü'nden çıkan deşarj deresiyle birlikte buradaki yaşamın hepsini bitirir bu. Yani buna bir çare bulunması lazım ve geç kalınmadan bu balıklara bir yaşam suyu salınması lazım. Mevsimi yok bunun. Bunun mevsimi su azaldığında suda kirlilik oranı artıyor. Balıklar nefes alamıyor. Liga oluşturuyor. Balıkların solungaçlarını tıkıyor. Bundan 4 gün önce, 5 gün önce bizim Çeltikçi beldemizde, Kemalpaşa Çeltikçi beldemizde orada milyarlarca balık ölümü oldu. Bu konuda orada feryatlarımızı dile getirdik. Şimdi de bugün aldığımız habere göre buraya geldik. Buradan Manyas Gölü'nden doğan Karadere dediğimiz şey ilk olarak Sultaniye Köyü, Keresen köyleri içerisinden geçiyor. Tam 17 tane köyü etkiliyor. Bu suların kenarında bir saat dahi duramazsınız. O kadar şey pis kokuyor ki, o kadar kimyasal artıklar had safhaya ulaşmış ki. Onun için bizim her şeyimize, sağlığımıza, geleceğimize zarar veriyor. Onun için bu konuda yetkililerden mutlaka ve mutlaka buna çözüm bulmalarını arz ve talep ediyoruz halk adına. İnsanlarımız buradan bilinçli, bilinçsiz bir şekilde bu ölen balıkları, can çekişen balıkları alıyor, götürüyor evinde, çoluğuna, çocuğuna yediriyor. Bu son derece tehlikeli. Bu hat üzerinde 17 tane köyümüzü etkiliyor bu akarsu denize akana kadar. Bu hat üzerinde bütün çiftçiler bütün mahsullerini bu dereden suluyorlar. 2-3 sene önce Susurluk Çayı'ndaki kirlilik ve ölen balıklar Canbalı Deresi'ne kadar ulaştı. Orada bir eylem ve müdahale etmiştik Bursa Valiliğine ve Balıkesir Valiliğine. Sorun biraz çözüldü gibi göründü. Dönemsel kirlilik olmasına rağmen. Şimdi de bugün yine Manyas'tan gelen Karadere üzerindeki kirliliği görüyoruz. İleride bir maya fabrikasının olduğu, sadece tek bir fabrikanın olduğu ve bunun deşarj ettiği sudan kaynaklanan büyük ihtimalle ölümler gerçekleşiyor. Uluslararası bir belgesel kanalı dinlerken bu derenin yılan balığına havyar dökümü için yılan balığının bu dereyi kullandığını duymuştum belgeselde. Bu kadar önemli bir dere bu hale getirilmesi ancak bir insanoğlu yapar diye düşünüyorum. Bu derede yüzüyorduk. Balığını rahatlıkla yiyebiliyorduk ve suyunu da içebiliyorduk. Deremiz, Karadere dediklerimiz bir deredir bu. Şu andaki deremizin halesini görüyorsunuz. Her taraf balık ölümleri yaşanmıştır. Bunun sebeplisi kimse bilmek istiyoruz. Bunların da arkasında duracak bir tane insan artık çevreciler dostları davet ediyoruz, bekliyoruz. Böyle bir katliam olmaz. Bunlar akşam ilaç salındığını bize haber verdiler. Yani söylendi, bir söylenti geçti. Balık ölümleri akşamdan sabaha karşı devamlı olduğunu söylediler.